Histeroskopi tanım itibariyle rahim kavitesinin içerisine bakmak anlamına geliyor. Günümüzde hem tanı amaçlı hem tedavi amaçlı kullanıyoruz. Hatta teknik o kadar gelişti ki bunlar da hastaya ciddi bir anestezi vermeden de histeroskopi yani rahmin içine özel bir teleskop yardımıyla bakabiliyoruz. Şimdi tanısal amaçlı ne için kullanıyoruz? Yapmış olduğumuz muayene veya ultrasonda rahim içerisinde yapışıklık olduğunu düşünürsek, sıvı olduğunu düşünürsek, bir polip veya miyom olduğundan şüphelenirsek, bunlar da tanı koymak amacıyla histeroskopi yapıyoruz. Yine açıklanamayan, çok fazla kanaması olan, yani biyopsi almışız ama elimize net bir sonuç gelmemiş, bu gibi durumlarda da tanı amaçlı histeroskopi yapıyoruz. Yine rahim şekil bozukluklarında hem tanı hem de tedavi amaçlı histeroskopi yapıyoruz. Histeroskopinin bize sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi şüphelendiğimiz tanının aynı zamanda tedavisini yapabiliyoruz. Örneğin rahimde polipler varsa, miyon varsa, perde dediğimiz rahmi ikiye bölen bir doğumdan gelen şekil bozukluğu varsa, rahim darlığı varsa, T şekilli uterus varsa, bebek sahibi olamamışsa çift acaba altında yatan faktör nedir diye bütün bunların hepsinde tedavi amaçlı histeroskopi tekniğini kullanıyoruz. Rahatlıkla annenin karnını, kadının karnını açmadan bütün bu kitlileri bir özel teleskop yardımıyla rahmin içine girerek ve elektrik enerjisi kullanarak ya da direkt soğuk makas kullanarak rahatlıkla bu kitleleri rahmin içinden hiçbir kesi yapmadan e, alabiliyoruz histeroskopiyle. Tabi histeroskopinin Önemli konularından bir tanesi mümkün olduğunca süresinin yarım saati geçmemesi lazım. Histeroskopide kullandığımız sıvı eğer e, sorbitol dediğimiz şeker içeren bir sıvı ise, bu aldığı çıkardığı sıvı miktarının iyi olması lazım. Histeroskopide eğer rahimde bir delinme olursa e, ilk fark edildiğinde hemen operasyona son veriliyor ve e, çoğunlukla bunlarda ek bir ameliyat yapmadan o delik kendiliğinden kapanıyor. Ama bilmemiz lazım ki daha önceden cerrahi geçirmiş, karnında yapışıklık olabilecek, bağırsağın rahme yapışmış olabilecek hastalarda eğer bir rahimde perforasyon, yırtılma olduğunu düşünüyorsak mutlaka laparoskopiyle de bunun tedavisini yapılması lazım. Histeroskopi günümüzde artık poliklinik şartlarında bile kullandığımız çok yaygın, çok konforlu, çok güvenilir bir hem tanı hem de ameliyat yöntemi.